Bediüzzaman Said Nursi'yi 1934 yılı yaz ortalarında bir at arabasıyla Bağla'dan alarak Isparta'ya getirdiler. 27 Nisan 1935 tarihinde Bediüzzaman ve bir kısım talebeleri evlerinden ve işlerinden alınarak muhakeme edilmek üzere Eskişehir'e götürülüyor. Gizli cemiyet kuruyor, rejim aleyhindedir, rejimin temel nizamlarını yıkıyor gibi uydurma ve asılsız iddialarla Eskişehir hapishanesine getirilen Said Nursi, tam bir tecrid-i mutlak içerisinde alınarak kendisine ve talebelerine çeşitli zulümler yapılıyor. İsnat edilen bütün suçlar hakkında Bediüzzaman'ın sunduğu müdafaalara karşılık mantıklı hiçbir delille ceza vermeye cesaret edemeyen mahkeme heyeti, sadece tesettürün Allah'ın emri olduğunu söylediği için Bediüzzaman'a 11 ay ceza vermişti. 27 Mart 1936 tarihinde tahliye edilen Bediüzzaman, Kastamonu'da ikamete mecbur edilir. Kastamonu'da 8 sene kalan Bediüzzaman, burada Kastamonu Kalesi'nde ve yakınlardaki Karadağ'da ibadetlerine, tefekkürlerine ve Risale-i Nurları yazmaya devam etmiştir. İlki 31 Ağustos, ikincisi 18 Eylül 1943 olmak üzere Kastamonu'da oturduğu ev arka arkaya iki defa basılır. İkinci baskında ele geçirilen birkaç mektup bahane edilerek Ankara üzerinden Denizli'ye gönderilir. Çeşitli köy ve kasabalardan toplanmış 126 talebesiyle birlikte mahkemeye çıkarılır. Yazılmış olan Nur Risaleleri ehli vukuf tarafından incelenerek Bediüzzaman'ın siyasi bir faaliyeti yoktur. Onun mesleğinde tarikatçılık, cemiyetçilik mevcut değildir. Eserleri ilmi ve imanidir. Kur'an'ın bir tefsiridir diye rapor verilir. Bediüzzaman Said Nursi 1944 yılı Ağustos sonlarında Emirdağ'dadır. Denizli Mahkemesi beraatle sonuçlanmış, tutuklu olarak yargılandığı için haksız yere 9 ay hapis yatmıştır. Emirdağ'a gelen Bediüzzaman'a talebe olmak için birçok insan koşmaya başlamıştı. Bilhassa çalışkanlar ailesi, kadın, çocuk, genç demeden Bediüzzaman'ın hizmetine koşmuşlardı. Emirdağ'ın bozkırında Kur'an'ın ebedi nurlarını aydınlatmaya çalışan Bediüzzaman, burada da tevkif edilerek Afyon Hapishanesi'ne gönderilmişti. Afyon Hapishanesi'nde de 3 kez zehirlenmeye çalışan Bediüzzaman, Medrese-i Yusufiye dediği bu mekanda da hapishanedeki mahkumlara dersler veriyor, onların irşadı için çabalıyordu. Bediüzzaman, bütün zulüm ve ihanetlerden sonra 20 Eylül 1949'da ceza müddetini hapishanede tamamlayarak tahliye edildi. 29 Kasım 1951 günü talebelerine gönderdiği "Konuşan Yalnız Hakikattir" adlı bir mektubunda şimdiye kadar çekmiş olduğu eza ve cefaların dini siyasete alet yapmak ithamıyla hapislere atılmasının sırrını ve hikmetini şu şekilde anlatmıştır. Risale-i Nur'da ispat edilmiştir ki bazen zulüm içinde adalet tecelli eder. Yani insan bir sebeple bir haksızlığa, bir zulme maruz kalır, başına bir felaket gelir, hapse de mahkum olur, zindana da atılır. Bu hüküm bir zulüm olur, fakat bu vaka adaletin tecellisine bir vesile olur. Kader-i ilahi başka sebepten dolayı cezaya, mahkumiyete istihkak kesbetmiş olan kimseyi bu defa bir zalim eliyle cezaya çarptırır, felakete düşürür. Bu, adalet-i ilahiyenin bir nevi tecellisidir. Allah'a binlerce şükür olsun ki, 28 senedir dini siyasete alet ithamı altında kader-i ilahi, ihtiyarım haricinde dini hiçbir şahsi şeye alet etmemek için beşerin zalimane eliyle mahz-ı adalet olarak beni tokatlıyor, ikaz ediyor. Sakın diyor, imana muhtaç olanlar anlasınlar ki yalnız hakikat konuşuyor. İstanbul'daki üniversite Nur talebeleri Bediüzzaman'ın Gençlik Rehberi isimli kitabını bastırdıkları için Bediüzzaman ve bir kısım talebeler hakkında
karşı dava açılmıştı. Bediüzzaman Said Nursi, Gençlik Rehberi Mahkemesi için İstanbul'a çağrılmıştı. 1952 Ocak ayında İstanbul'a gelmişti. Mahkemede okunan iddianame ve rapor üzerine Said Nursi cevaben 35 senelik hayatını misal göstererek siyasetle, dünyevi ve menfi cereyanlarla alakadar olmadığını, kendisini meşgul eden ve nazarını çeken tek şeyin hakaiki imaniye ve hizmet-i Kur'ani olduğunu, bütün kuvvetini iman kurtarmak davasına harcadığını beyan etti. Mahkeme heyeti yapılan müdafaaları dinledikten sonra adı geçen eserin herhangi bir suç teşkil etmediğini hükmederek Bediüzzaman'a beraat kararı vermiştir. Bu tarihten sonra Bediüzzaman iman hakikatleri olan Nur Risalelerinin tasihi ve neşriyle hayatını sürdürmüştür. Hayatının her safhasında hiçbir maddi ve manevi menfaat peşinde olmadığını göstermiş ki, müddeti hayatında bir kap yemekten fazla yemek yemiş değildir. Çok zamanlar ekmeği suya batırıp geceyi geçirir. Gece gündüz ibadetle meşgul olur ve yanında Kur'an'dan başka hiçbir kitap da bulundurmazdı. Mülk ve mal, evlat ve iyalden hiçbir eser yok. İslamiyet'e adanmış, her türlü eziyet ve zulüm altında imanın izzetiyle yaşanmış 83 yıllık bir ömrün sonu. Bir otel odasında, evsiz, bahtsız, rahat yüzü görmeden ama her an Allah Celle Celaluhu ile, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ile ve onların sevdikleriyle birlikte. Ve Bediüzzaman Said Nursi Hazretleri 1960 yılının 23 Mart'ında Urfa'da ebedi hayata gözlerini açmıştır. İman hizmeti yolunda her türlü hafif, sürgün ve işkencelere katlanarak karanlığı dağıtan Bediüzzaman Said Nursi, bizleri yüreğimize ısıtan bir müjde bırakıp gitti. Ümit var olunuz. Şu istikbal inkırabatı içinde en yüksek bir sada İslam'ın sadası olacaktır. İnna lillah ve inna ileyhi raciun. Thank you.